Merhaba gençler. Paralel kenarda açı testini beraber çözelim. İlk sorumuzda verilenlere göre buradaki alfa açısını bize soruyor. Paralel kenarda açılarla ilgili bilmemiz gereken iki tane önemli özelliğimiz var. Bunu hemen şuraya hatırlatayım. Paralel kenarda karşılıklı açılarımız birbirine eşit. Bu şekilde alfa alfa, buraya beta dersen burasında da beta olacak. Ve ikinci özelliğimiz de ardışık, yani komşu açıların ölçüleri toplamı da 180 derece olduğunu biz biliyoruz. Şimdi buna göre sorumuza baktığımızda, eğer burası 90 sa şurası, şurada bir üçgenim var, CDE üçgeni. Üçgenin iç açılarının toplamından o zaman burası da 90, 40, 50 derece olur. Biliyorum ki paralel kenarda karşılıklı açılar eşit. Burası 50 derece ise o zaman alfayı da 50 derece olarak bulurum. İkinci sorumda C açısını, yani alfayı bize soruyor. Biliyorum ki paralel kenarda ben karşılıklı açılar birbirine eşit. O zaman buradaki A ve C açılarının ölçüleri birbirine eşit. Eşit diyelim. Teta artı 40 eşittir 2 teta eksi 30'a. Buradan tetayı bulabiliriz. Bu tetayı bu tarafa atayım. 30'u da bu tarafa atayım. Tetayı buradan 40 artı 30'dan 70 olarak bulurum. 70 ise burada yerine yazarsam o zaman A açısını 70 artı 40'dan 110 olarak buldum. Ben biliyorum ki komşu açılar paralel kenarda, yani A ile C açısının toplamının 180 derece olduğunu biliyorum. O zaman A açısı 110 sa alfa 70 derece olarak hesaplanır. Üçüncü sorumda alfayı soruyor. 70 derece ise paralel kenarda karşılıklı açılar eşitti. O zaman D açısı da 70 derece. Buradaki 100 derece ise şu açının 80 derece olduğunu hemen yazabilirim. Şurada bir tane üçgenim var, DFE üçgeni. Buradaki biliyorum ki iki iç açının toplamı bir üçgende, kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit toplamları. O zaman 70 ile 80'in toplamı alfaya eşit olacak. Alfayı da buradan 150 derece olarak hesaplayacağım. Dördüncü sorumda ECB alfa açısını bana soruyor. İkizkenar üçgenlerim var. 115 B açısı. Şurası o zaman ikisinin toplamının 180 olduğunu biliyorum. O zaman A açısı 65 derece olacak. Burada bir ikizkenar üçgenim var. DAE üçgeni, ikizkenar üçgen. Taban açıları eşit olacak o zaman. 65 ise burası da 65 olacak. Üçgenin iç açıları toplamından yukarısı 65 65 130, yukarısı 50 derece oldu. Şimdi ben biliyorum ki paralel kenarda karşılıklı açılarım eşit. O zaman D açısının tamamı 115 olacağına göre, bu kısmı da 50 olduğuna göre, o zaman şuraya kaç derece kaldı? 65 derece kaldı. Yine burada ikizkenar üçgenim var. O zaman taban açılarım eşit. Burası 65 ise burası da 65 oldu. Üçgenin iç açıları toplamından tepe açım 50 derece oldu. Biliyorum ki paralel kenarda karşılıklı açılar eşit. C açısı ile A açısı eşit olacak. Yani alfa ile 50'nin toplamı 65'e eşit olacak. O zaman alfayı buradan ben 15 derece olarak hesaplarım. Beşinci sorumda alfayı bana soruyor. Soruma geçmeden önce hemen doğruda açılarda bir kural hatırlatmak istiyorum. Şeklinden de göreceğiniz üzere biz buna M kuralı da diyorduk. Neydi kuralımız? Şurası A, burası B olursa, şu açıda X olursa, buradaki X eşittir buradaki açıların toplamıydı, A artı B'di. Şimdi burada da tabii bu kuralı uygulayabilmek için M'nin kollarının ne olması gerekiyordu? Paralel olması gerekiyordu. Şimdi biz burada bu kuralımızı uygulayabiliriz. Çünkü bakın burada bir M var. Mavi ile çizdim. Ve kuralımı uygulayabiliyorum. Paralel kenar olduğu için M'nin kolları birbirine paralel. O zaman alfa eşittir 30 artı 20 olacak. 30 artı 20'den cevabı hemen 50 derece olarak bulacağım. 6. sorumdayım. Bana şuradaki alfa açısını soruyor. Şimdi bakıyorum, şuradaki açıya x diyeyim. Ben biliyorum ki paralel kenarda ardışık açıların toplamı 180 derece. O zaman A açısı ile B açısının toplamı 180 derece olacaksa, A açısı 30 artı x ise o zaman burası 150 eksi x olacak ki bunların ikisini topladığımda x'ler birbirini götürecek. 150 ile 30 toplayacağım ve toplamları 180 derece olacak. Şurası 90 derece. Şu açı, onu da şuraya yazayım, 180 eksi alfa olur. Şimdi şurada bir dörtgen var. F, O, A,
B dörtgeni. Biliyorum ki ben dörtgenin iç açılar toplamı 360 derece. O zaman toplayayım burada dörtgenimin iç açılarını. Şuradan başlayayım. X artı 150 eksi x artı 180 eksi alfa artı 90 eşittir 360 derece. Dörtgenin iç açıları toplamından yazdım. Şimdi sadeleştirirsem x eksi x birbirini götürdü. 180 ile 90'ı topladım 270. Karşıya atarsam 360'tan 270'i çıkarırsam burada 90 derece oldu. En son kalanları yazarsam şuraya yazayım. Şurada bir 150 kaldı. Eksi alfa eşittir 90 derece oldu. O zaman buradan da alfayı 60 derece olarak bulurum. 7. sorumda M kuralım var yine. 5. soruda hatırlatmıştım. Burada bir M kuralı var. Şurada paralellik olduğundan. Neydi M kuralı? Alfa eşittir. Buradaki iki açının toplamına eşitti. 30 artı 10'dan cevabı hemen 40 olarak hesaplarım. Son sorum 8. sorumdayım. Şimdi burada eşit kenarlar vermiş. Şu parçalar birbirine eşitmiş. Paralel kenar olduğu için CB uzunluğu AD uzunluğuna da eşit. Burada iki tane ikizkenar üçgen oluştu. Bir tanesi burada. Hemen gözüküyor zaten. CBE ikizkenar üçgenim var. Taban açılarım eşit. Bu parça, bu taban açısı birbirine eşit. Şimdi Z kuralından gözüküyor ki, bakın burada bir Z var. Şöyle. O zaman şu açıda eşit buradaki açıya. O zaman benim CE ne oldu? Bir açıortay oldu. Burada beni beklesin. Aynı şekilde diğer tarafta da ikizkenar üçgenim var. Onun da taban açıları eşit. Şu parçalar birbirine eşit. Yine burada Z kuralından şurada Z'yi görüyorsunuz. Bu açıda eşit oldu. O zaman buradaki DE de bir açıortay oldu. Ben biliyorum ki paralel kenarda hemen şuraya özelliğimi hatırlatıyorum. Şu benim paralel kenarım olsun. İki tane açıortayım kesiştiğinde buradaki açı 90 derece oluyordu. Ve o zaman burada şu açı ne olacak? 90 derece olacak. Burada 60'sa ters açıdan burası da 60 derece olacak. Şurada bir üçgen oluşuyor. DEF üçgeni ve onun iç açıları 90, 60 ve alfa. Üçgenin iç açıları toplamından o zaman alfayı 30 derece olarak hemen hesaplayabilirim.